Yani ikide bir benim fikrim değişiyor, haletim değişiyor, isim değişiyor, kendimi niye kötü hissediyorum. Yani ne istersen onun cevabı gibi bak. Hepsi oynak olan ortamda ve hadiselerde fikir ve ilim hareketliliği olamaz. Hareketliliği sabit olamaz. Yani şu, kış, yaz, rüzgar esiyor, esmiyor, güneş batıyor, hayvanlar gidiyor, yaprak döküyor. Yani dünyevi hadiseler sabit değil, oynak. Arkadaşlar bu çok önemli böyle de, düşüncemizin zemin oturtulmak. Yani niye böyle oluyor? Eşimle niye böyle oluyor? Hadiseler niye böyle cereyan ediyor? Ya sabit olsa, sabit dünyada, yani neyi sabitiyetini istiyorsun? Bak yok öyle bir şey. Diyor ki, yaşadığımız dünya oynak, değişken. Tamam. Olaylar, yani dünya değişken, dünyada yaşayanlarla ilişki ve çelişkilerimiz var. Bu hadiseler ve olaylar da değişken. İstanbul'a gidiyorum, ayrı insan komşu, ayrı komşularım var, ayrı hadise var. Meclis-i Nurani'de ders yapıyoruz, Dima'da yapıyoruz, Mevcut'ta yapıyoruz, sonra yapıyoruz, şöyle oluyor. Yani yaşadığım dünya oynak, değişken. Münasebet kurduğum hadiseler ve olaylar değişken. Yaşım değişiyor, eşimin yaşı değişiyor, eşimin yaşı değişiyor. Dershaneler değişiyor. Başımdakiler gidiyor. Sırtımda hissediyorum. Sonra alıyor benim sırtımdakini başkasına veriyor vesaire. Böyle oynak dünyada, değişken dünyada, değişken hadiseler içerisinde sabit bir fikir beklemek olayları anlayamamak demektir. Sabitiyet arama. Çünkü devamlı kayyumiyetin tecellisi olarak varlık var olup yok oluyor, var olup yok oluyor ama dikkat buyurun. Bu kalem anda, daha önce demiştim başka bir şey diyeceğim. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Kur'an'da iki tane ayet, halt-ı cedid. Ama şu arkadaşlar, bu var oldu, yok olduktan sonra bir daha var oluşu bu değil artık. Biliyor musunuz? Sureti değil ha, maddesi de değil. Bu kalem var olup yok oluyor, yok olup var olduktan sonra yok oluyor. Yani alem imane gayba geçince ustad diyor. Bu bir daha oluşu bu değil. Yeniden halk ediliyor bu kalem. İcat ediliyor, halk ediliyor. Maddesiyle, her şeyiyle. Bir daha sen bu kalem gibi. Var şu anda ben, var oldum, şu anda dediğim anda yok oldum. İade mi ediliyor? Hayır. Yok. Yeniden yaratılıyor. Bu ne karı getiriyor bize? Ailene, çocuğuna, haletine, düşüncelerine, hissiyatlarına, fikriyatlarına. Nasıl bir değişken böyle bir alem? Nasıl değişebiliyor? Ya bir ne güzel iş abi, hemen iyiydik, niye böyle oldu deme. Oynak, değişken bir dünyada, sonbahar, ilkbahar, yaprak, kuşlar gidiyor, bilmem ne yapıyor. Yaşadığım dünya değişken, septum dedikleri yani malzeme, ona malzeme getiren, yani münasebet kurduğum eşim, komşum, aşım, işim, kardeşim, davam, yaşım hep değişiyor. Ha, değişen ortamda, değişen hadiseler içerisinde sabit bir fikir. Dolayısıyla sabit bir fikir olmadığı gibi sabit bir his yoktur. Böyle bir şey arama. Mutlaka bir sabit mihenk nokta tutumun olmalı. Yani değişen hadiselerde, değişen zeminde kendimi sele kaptırmamak için, yani bir saman çöpü, bir sel geldiği zaman artık iktidarı ihtiyarını kaptırmıştır. İşte bu hadiselerde kendi fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi bir daha
fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi hadiselere kaptırmamak için bir sabit bir nokta ve tutumum olmalıdır, sabit. O değişmeyecek, o. Yani böyle gemi limana bağlarsınız babaya, gemilerin bağlandığı yere baba deniliyor. Oraya gemi iş yaptın ama gemi o ipe, o merkezli böyle kıçını oynatır. Böyle dalgalar, hadiselerde gemi oynar ama bu mesafe hep korunur. Yani orada durur. İşte tutumun ve sabit bir mihengin olmalıdır. Bırakmayacaksın bunu. Ta insan... Abi. Efendim abi. Bilmem gelecek misiniz ama çok ilginç bir şey. Yani kesretten vahdete şu tuttuğunuz geminin şeyi de tevhid diyebilir miyiz acaba? Maşallah. Maşallah, çok şükür. Gireceğim abi herhalde biraz. Ta insan kendisini kendisine, burayı da lütfen altını çiziyorum. Böyle olursa, limana tutundun mu o babaya, baba. Ta insan kendisini kendisine konu ve mevzu edebilsin. Yani değişken ortamda, değişen hadiselerde, değişmeyen mihengi bir noktaya tutunursan, bu sefer gemi kıçın böyle lapır lapır oynarken, burada bir sabitiyet var, limanda sabit, ha, iki, değişken ve sabit. Bu sefer ben bu olaylarda sıyrılmak, anlamlandırmak, hadisenin arkasına geçmem için kendime kendimi konu ve mevzu edebilirsem, konu mevzu edebilirsem, alemi şahadetle insanlığını, alemi şahadetle insanlığını, şeceri-i hilkatle ubudiyetini, en iyiyle zatını inşah ve iyya edebilirsin. İnsan kendisini kendine konu ve mevzu ederse bunun adı farkındalıktır. Kainatı, mevcudatı kendini konu ve mevzu edene, bak kainatı, şu mevcudatı, yani ben kendisi kendisini değil, İnsan kendisini kendisine konu ve mevzu ederse farkındalık, ama başka şey söylüyorum, kendisini mevcudata konu ederse bilim insanı olursun. İlim insanı değil. Kendisini kainata, yani bu ot ne işe yarar? Otla ilişkim nedir? Uzay, yerin altı, yani madenler, yani bu ağaçlar, bu elmalar, manayı, ismi kastediyorum. İnsan kainatı vücudu değil, mevcudu. İnsan kainatı, yani mevcudu kendisine konu ve mevzu ederse bilim insanı. Fakat insan alemi şahadetle, şu mevcutla insanlığına mevzu ederse, alemi şahadetle insanlığını, şeceri hilkatle ubudiyetini, ikişide üç şahsiyet var. Beşeriyet, yani insan, ubudiyet, vazifedarlık. Şeceri hilkatle ubudiyetini, ubudiyetini en eyle zatını, şeceri hilkatle ubudiyetini, en eyle zatını, İnşa ve ihya ederse farkındalığı oluyor. Farkındalığın zeminini anladık değil mi? Bunları yapabilmede soyutlama, işte üzerimizdeki battaniyeleri
atmada, soyutlamalarda bakın. Bunları yapabilmede soyutlama, yani tenzih ne demek? Alemi şahadette, alemi gayba giydirilmiş libas tıpkı ruha giydirilen beden gibi olmaya başlar. Alemi gayba giydirilen libas ruha giydirilen beden gibi olur. Farkındalığı arttı mı kişide? Ben ve ruh, gayb veya şahadet, yani ruhuma giydirilen şu libas bile değil, hane ve yuva ama libas de, ruha giydirilenle alemi gayba giydirilen alemi şahadet çok ciddi ayrışır. İtikat olarak ayrışır demiyorum. Bu avamidir. Yani ahirete iman etmek, itikat etmek ayrıştırmaktır. İtikat, şahadet de gaybı ayrıştırmaktır. Bu manada itikat budur. Alemi şahadet de alemi gaybı ayrıştırmaktır. Osman bunu yazarsın abim. Bundan daha öteye, bu taklidi bir imandır. Yani kendindeki ölçülerle ötenin üstünü kaldırmak. Ben, yani ben derken ruhumu kastediğim beden ilişkisi şahadetle gayb ilişkisine dönüşmeye başlar. Bu neyle? Tenzih. Yani ikide bir benim fikrim değişiyor, haletim değişiyor, isim değişiyor, kendimi niye kötü hissediyorum. Yani ne istersen onun cevabı gibi bak. Hepsi oynak olan ortamda ve hadiselerde fikir ve ilim hareketliliği olamaz. Hareketliliği sabit olamaz. Yani şu, kış, yaz, rüzgar esiyor, esmiyor, güneş batıyor, hayvanlar gidiyor, yaprak döküyor. Yani dünyevi hadiseler sabit değil, oynak. Arkadaşlar bu çok önemli böyle de, düşüncemizin zemin oturtulmak. Yani niye böyle oluyor? Eşimle niye böyle oluyor? Hadiseler niye böyle cereyan ediyor? Ya sabit olsa, sabit dünyada, yani neyi sabitiyetini istiyorsun? Bak yok öyle bir şey. Diyor ki, yaşadığımız dünya oynak, değişken. Tamam. Olaylar, yani dünya değişken, dünyada yaşayanlarla ilişki ve çelişkilerimiz var. Bu hadiseler ve olaylar da değişken. İstanbul'a gidiyorum, ayrı insan komşu, ayrı komşularım var, ayrı hadise var. Meclis-i Nurhane'de ders yapıyoruz, Dima'da yapıyoruz, Meclis'de yapıyoruz, onu yapıyoruz, şöyle oluyor. Yani yaşadığım dünya oynak, değişken. Münasebet kurduğum hadiseler ve olaylar değişken. Yaşım değişiyor. Eşimin yaşı değişiyor. Eşimin yaşı değişiyor. Dershaneler değişiyor. Başımdakiler gidiyor. Sırtımda hissediyorum. Sonra ağlıyor, benim sırtımdakini başkasına veriyor vesaire. Böyle oynak dünyada, değişken dünyada, değişken hadiseler içerisinde sabit bir fikir beklemek, olayları anlayamamak demektir. Sabitiyet arama. Çünkü devamlı kayyumiyetin tecellisi olarak varlık var olup yok oluyor, var olup yok oluyor ama dikkat buyurun. Bu kalem anda, daha önce demiştim başka bir şey diyeceğim. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Kur'an'da iki tane ayet, halt-ı cedid. Ama şu arkadaşlar, bu var oldu, yok olduktan sonra bir daha varoluşu bu değil artık. Biliyor musunuz? Sureti değil ha, maddesi de değil. Bu kalem var olup yok oluyor, yok olup var. Var olduktan sonra yok oluyor. Yani alem-i mane gayba geçince ustad diyor, bu bir daha oluşu bu değil. Yeniden halk ediliyor bu kalem.
icat ediliyor, halk ediliyor. Maddesiyle, her şeyiyle. Bir daha sen, dırırırt bu kalem gibi. Var şu anda ben, var oldum, şu anda dediğim anda yok oldum. İade mi ediliyor? Hayır. Yok. Yeniden yaratılıyor. Bu ne karı getiriyor bize? Ailene, çocuğuna, haletine, düşüncelerine, hissiyatlarına, fikriyatlarına. Nasıl bir değişken böyle bir alem? Nasıl değişebiliyor? Ya bir ne güzel iş abi, hemen iyiydik, niye böyle oldu deme. Oynak, değişken bir dünyada, sonbahar, ilkbahar, yaprak, kuşlar gidiyor, bilmem ne yapıyor. Yaşadığım dünya değişken, septum dedikleri yani malzeme, onu ona malzeme getiren, yani münasebet kurduğum eşim, komşum, aşım, işim, kardeşim, davam, yaşım, hep değişiyor. Ha, değişen ortamda, değişen hadiseler içerisinde sabit bir fikir, dolayısıyla sabit bir fikir olmadığı gibi sabit bir his yoktur. Böyle bir şey arama. Mutlaka bir sabit mihenk nokta tutumun olmalı. Yani değişen hadiselerde, değişen zeminde kendimi sele kaptırmamak için, yani bir saman çöpü, bir sel geldiği zaman artık iktidarı ihtiyarını kaptırmıştır. İşte bu hadiselerde kendi fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi, bir daha fikriyatımı, hissiyatımı, duygularımı, latifelerimi hadiselere kaptırmamak için bir sabit bir nokta ve tutumum olmalıdır, sabit. O değişmeyecek, o. Yani böyle gemi limana bağlarsınız babaya, gemilerin bağlandığı yere baba deniliyor. Oraya gemi şey yaptın ama gemi o ipe, o merkezli böyle kıçını oynatır. Böyle dalgalar, hadiselerde gemi oynar ama bu mesafe hep korunur. Yani orada durur. İşte tutumun ve sabit bir mihengin olmalıdır. Bırakmayacaksın bunu. Ta insan... Abi, efendim abi. Bilmem gelecek misiniz ama çok ilginç bir şey. Yani kesretten vahdete şu tuttuğunuz geminin şeyi de tevhid diyebilir miyiz acaba? Maşallah. Maşallah. Çok şükür. Gireceğim abi herhalde biraz. Ta insan kendisini kendisine, burayı da lütfen altını çiziyorum. Böyle olursa limana tutundun mu o babaya, baba. Ta insan kendisini kendisine konu ve mevzu edebilsin. Yani değişken ortamda, değişen hadiselerde, değişmeyen mihengi bir noktaya tutunursan bu sefer gemi kıçın böyle lapur lapur oynarken burada bir sabitiyet var. Limanda sabit. Ha, iki. Değişken ve sabit. Bu sefer ben bu olaylarda sıyrılmak, anlamlandırmak, hadisenin arkasına geçmem için kendime konu ve mevzu edebilirsem, konu, mevzu edebilirsem, alemi şahadetle insanlığını, alemi şahadetle insanlığını, şeceri-i hilkatle ubudiyetini, en iyiyle zatını inşah ve iya edebilirsin. İnsan kendisini kendine konu ve mevzu ederse bunun adı farkındalıktır. Kainatı, mevcudatı kendini konu ve mevzu edene, bak kainatı, şu mevcudatı, yani ben kendisi kendisini değil, insan kendisini kendisine konu ve mevzu ederse farkındalık. Ama başka şey söylüyorum. Kendisini
mevcudata konu ederse bilim insanı olursun. İlim insanı değil. Kendisini kainata, yani bu ot ne işe yarar? Otla ilişkim nedir? Uzay, yerin altı, yani madenler, yani bu ağaçlar, bu elmalar, manayı, ismi kastediyorum. İnsan kainatı vücudu değil, mevcudu. İnsan kainatı, yani mevcudu kendisine konu ve mevzu ederse bilim insanı. Fakat insan alemi şahadetle, şu mevcutla insanlığına mevzu ederse, alemi şahadetle insanlığını, şeceri hilkatle ubudiyetini, ikişide üç şahsiyet var. Beşeriyet, yani insan, ubudiyet, vazifedarlık. Şeceri hilkatle ubudiyetini, ubudiyetini eneyle zatını, şeceri hilkatle ubudiyetini, eneyle zatını inşa ve ihya ederse farkındalığı oluyor. Farkındalığın zeminini anladık değil mi? Bunları yapabilmede, bunları yapabilmede soyutlama, işte üzerimizdeki battaniyeleri teşbih de olacak. Buna da seni sevk edenlerden biri de şüphe, kuşkudur. Uydurukçasıyla kuşku, şüphe. İnsan kendisini kendisine konu ederse alem libasını çıkartmaya başlar. Hepsi tek tek kalkar. Fakat arkadaşlar, çok ciddi bir şey, altını çiziyorum. Fakat şüphe tevellüt etmeye başlar. Aslında şüpheden sıyrılmak, bütün meratipleriyle tevhid hissetmek gibi gözükürken şüphe tevellüt ediyor bu sefer. Şüphe. Şüphe o kadar büyük nimet ki, onu okuyacağım şimdi. Şüphe, yani kuşku. Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur da ondan. Şüphe soyutlamayı doğurur. Somut. Bunu düşündüm. Hayal ettim. Bunun hakkında bir sürü düşünceler oldu. Bu soyut. Bu somut. İşte farkındalık arttıkça gaybın üzerindeki tenteneler, perdeler kalkarken, Allah Allah, çok garip ama. Dün istifade ettiğimi söylüyorum. İki günden beri bu yazının şeyindeyim. Şüphe tevellüt etti, şüphe. Ne demek şüphe? Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur. He. Şüphe soyutlamayı, somutun şunun üzerindekilerin kalkması için şüphe sorgulama fırsatı veriyor. Şüphe olmasa bu sorgulanamaz, anlam kazanamaz, bu insana taşınamaz. Ciddi bir işlevi var şüphenin. Devam ediyorum. Şüpheyi bir okuyayım, alacağım sorunuzu varsa. Her bir şüphe bir soyutlamayı doğurur. Bunu zaten geçmiş ve geleceği her zaman anda yaşıyoruz. Bu sefer soyutlama başlayınca, battaniyeler kalktıkça, bunun adı kalp ve ruhun derece hayatı deniliyor. Ama mukaddemeleri geçmiş ve gelecek anda yaşandığı için şüphe çıkıyor. Mesela gayb, alemi gayb, ahiret. Şahit olsak ona şüphe kalmazdı. Şüphe olması hala ötelerdeki gözükmesindendir. Ama geçmiş ve geleceği anda yaşamak, anda yaşamayı doğurur. Bu da soyutlamayla olur, şüpheyi doğurur, şüphe zemininde olur bu şüphe.
Devam ediyorum, şüphe biliyorsunuz tasavvurdadır. Önemli olan bedenen nerede olduğun değil, nereyi niye düşündüğündür. Bedenen nerede olduğun değil, neyi niye düşündüğündür. Seni anlamlı kılan, seni değerli kılan neyi niye düşündüğündür. Anda yaşam gücün, şu anda niye canlıyız? Niye böyle heyecanlıyız? Sebebi anda yaşam gücü hem geçmişten hem de gelecekten gelen kuvvet ve nurlardandır. Yoksa anlık düşünceler aklımızı kilitlerdi. Anlık düşünceler aklı kilitler. Aklı hapseder ustadın tabiriyle. Aklı kilitten, hapisten kurtaran geçmiş ve gelecek, mazi ve müstakbelin anda yaşanmasına bağlıdır. Peki şüphe peki nedir? Şüphe, zemin bak ne güzel olduğu gibi geliyor bana. Şüphe çokluk ortamın zeminidir. Şüphe çokluk ortamıdır. Onun zeminidir. İnsanın zengin düşünme melekelerini uyandırır. Farklı düşünce malzemelerini insanın eline verir şüphe. Teşbihten tenzihe, tenzihten teşbihe geçme zeminidir şüphe. Şüphenin kendisi de düşünce işletim sistemidir, unutma. Şüpheyi anlamlı kılan, şüphenin arkasına geçmenin yöntemi şüpheden şüphe etmektir. Şüphe kendisi de düşünce işletim sistemidir. İnkarcılık değildir. Düşünce üreten farklı düşünceyi ortaya çıkartan bir sistemdir. Eğer şüpheyi sırf hisler ve duygularla bakarsa paranoyak olursun. Şüpheye akıl mayası katmadan, vahiye tutunmadan, şüpheye sırf hislerle, duygularla, bir daha şüpheye his ve duygularla bakarsan paranoyak olursun. Sırf düşüncelerle şüpheye ortamına bakarsan, yani tamam hislerle, duygularla şüpheye bakmadım da sırf akılla baksam, yani düşüncelerle bakayım, akılla değil de şüpheye düşüncelerle baksam ne olur o zaman? Kontrolsüz sezgiler, yani keşifler, fikirler, zanlara götürür seni. Bir daha, ortada şüphe var, şurada şüphe var. Eğer bir şüpheye akıl, vahiy katılmadan şüphenin üretkenliği, şüphe üretiyor, çeşitlilik üretiyor, insanı zengin kılıyor, meleklerden ayırıyor, hayvanlardan ayırıyor insanı, şüphe zemini, toprak gibi, her şeyi bitiriyor, kavunu, biberi. Bu şüpheye duygularla ve hislerle bakarsan, sifonla bakarsan, yani sabit bir mihengin yoksa, dersin başında dediğim gibi, paranoyak olursun, varı yok, yoku var yaparsın. Yok, bu şüpheye sırf düşünsel, gene vahile değil, sırf düşüncelerle bakarsan, insan kontrolsüz keşifler, yani felsefedeki sezgiler, fikirler ve zanlar ortaya çıkar. Vahiy ile şüpheye bakarsan, vahiy ile bakarsan, tenzihten teşbihe, teşbihten tenzihe baktırır aklını ve fikirlerini kıblesine koyar ve soyutlama ile burada oranın fikrini, hissini ve duygusunu yaşarsın. Seni andan kurtarıp beşeriyetten kısmen kurtarır, birbirine geçişler şüphe zemininde olur. Tenzih ile teşbihin temsilcisi
İsa Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam tenzihçidir. Musa Aleyhisselam tenzih, zahircidir, şeriatçıdır. Yani Risale-i Nur'u düz okuyanlar, istifade edenler, bunlar tenzihçidir. Bu Musevi meşrebidir. İsevi meşrep ise teşbihtir. Yani görünenin ötesini görünenle anlama gayretidir, çabasıdır, tutumudur. Gözükene kanaat etmemektir. Kanaat edemiyor böyle. Yani ufukçu insanlardır. Bunlar tenzih değil, teşbihtir. Ne yapar bu? İnsanı şekille düşündürür. İnsanı düşüncesini, bu hangi tiplerdir? Düşüncelerini şekile, şekilleri düşünceye dönüştüren bir tutumları vardır bunların. Böyle bir sistemleri çalışıyor. Yani şöyle kastediyorum, bir kasa hamsiden bir tanesini alsanız ve elinizden aldığınız hamsi düşse, hamsi, hangisi olduğunu bilemezsiniz. Çünkü eşit. İnsanlar eşit değil. Müslüman insanlık dünyasında, nurculuk dünyasında, meşrep dünyasında gelin, nur talebeler içerisinde bazıları tenzihçidir, bazıları teşbihçidir, bazıların bunun dışındadır. Çok istisnadır bu. Bu çok istisnadır. Özellikleri ne olur? Üstad bunu söylüyor. Çok az bir kısım ihlas, sadakat, tesanüde değil. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım nur talebeleri. Bunlar tenzihi ve teşbihi anlam potasına, tutuma sahip olup olayın arkasındadır. Her şeyi yeri yerine koyar. Tenkidi de, takdiri de, küfrü de hepsi eşit olur onun nazarında. Şeytan, melek, hak, batıl arkadan olur. Burada şüpheyle soran olur mu bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Zaten ısırmak için yarım saat dedik. Yarım saatimiz doldu. Tevhide girecektim. Bir de hayrete girmek istiyorum. Hayret. Tarikatta en son makam hayret makamıdır. Hayret. Ya beni bu merak ettim ya. Bu hayret makamı Risale-i Nur'da nasıl tanımlanıyor? Ne olabiliyor? Çok ciddi bir eğilip araştırmadım ama bu şüpheyle meşgul olurken hayret edince dedim Allah Allah. Mesela kuşlar konuyor, balkona gelip gidiyor, sır şunlar bunlar. Halk çayın peşinde, karın peşinde. Hayret etmek pek nadir insanlarda oluyor. Sonra baktım ki tarikatta da var. Risale-i Nur'da nasıl bir şey karşılık buluyor diye bir 2-3 satır bunu okuyayım. Kaç satır? 7 satır. Tevhid demek devamı değiştiren, tevhid dönüştüren, süreci canlı tutandır. Yani tevhid nedir? İnsanı devamlı değiştiren, dönüştüren, süreci canlı tutan tevhid. Tevhid aynı zamanda birkaç tane mana yüklenmiş. Sonra hayrete geçeceğim. Hayret bunun zemini çünkü. Tevhid mazi, hal ve istikbali bütün tutan denge, mihengi noktandır. Yani dersin başında dedim ya gemini böyle limandaki babaya tutan. Tevhid mazi, hal ve istikbali bütün tutan denge ve mihengi noktandır. Devamlı canlı tutar seni, devamlı soyutu somuta, somutu da soyuta dönüşüm ve değişimini yaşatır seni. Nasıl olur peki bu? Soru sorarak, soyutu somuta, yani kalemi, kaleme bağlı olan ereğine, yani aslına, hakikatına, buna bağlı düşünceler var. O soyut, bu somut, yani soyutu somuta, somutu soyuta dönüştüren nedir? Soru sormak.
Soru sormak hep şüpheyi değil, yani soru soruyor. Yani öğrenmek istiyor gibi gözüküyor. Veya şüphelidir soruyor. Hayır, soru sormak hep şüpheyi değil, meratiplerin sende uyandırılmasındandır. Hakikat meratipleri sonsuzdur. Soru sormak aslında bulunduğundan sıçramadır. Öteki makama. Bu değişim ve dönüşümde ortaya çıkan yeni enerjiye his diyorum ben bu makamda. Yani hakikat meratipleri sonsuzdur. Esmanın meratipleri sonsuzdur. Bu meratipleri sıçrama şüphe zemininde soru sormaktır. Şüphe zemininde soru sorarak bir hakikattan başka bir hakikata geçtiğimin bir alameti, yani nedir? His uyanır. His demek hakikat mertebelerindeki değişim ve dönüşümün dışa vuruşudur his. Bir daha, his hakikat mertebelerindeki değişim ve dönüşümün dışa vuruş bir ifadesidir his. Kendi kendini keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Kendini kendinle keşfetmeninden aynı anda keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Nasıl ki birçok doğruların, şimdi hayreti söylüyorum histen sonra, çünkü hissi anlatmam lazımdı. Nasıl ki hakikat, mesela Hakim, Rahim, Vedud, Latif, bir sürü isimler var. Her isminde nihayetsiz mertebesi var. Mesela Hakim ismi 8. tabakada bulunuyor senin hissin. Kerim de 9'dasın. Mülevin de 2'desin. Yani esmaların harikat mertebeleri var ya, hakikat mertebeleri. Onlar bir araya bir geldiği zaman bir anafor oluyor böyle. Avizedeki kristal gibi. Yani böyle bir renk yok. Yani böyle bir ışık yok. Fakat avizede oradan, yani kristal var ya, onun için dakikalarca, saatlerce kristali seyrederim. Şimdi kristala aynı şey, mesela şuradan da ampul geliyor, buradan da geliyor. Fakat bunu tayflar deniliyor. Mesela kutuplarda, dünyanın kutuplarında güneş böyle batar gibi gözükürken, doğarken, kutuplara ait videoyu görmüştüm. Ona yakın bir yerde de bulundum biraz ben. Orada bir kızılcı, böyle turkuaz, pembesi, mavi trak, yeşim trak, böyle bir tayflar var, yani renkler var. İşte bu renkleri koyun kafanıza, esmaların mertebelerindeki, sen mesela Hakim'de 8'desin, Rahim'de 9'dasın, Vedud'da 17'desin. Bu hakikat mertebeleri, o tayflar bir noktaya vurduğu zaman, bir noktada bir anafor olursa böyle bir şey gibi, hortum gibi denizden, o hortumun adı hayrettir. Hakikatların bir bütün olma anıdır hayret. Yani nasıl ki birçok doğruların aynı anda, aynı mertebede ortaya çıktığında insanda hayret, hayret oluyor. Yani seni senden ediyor. Seni sen ettiğin zaman seni senden ediyor ve o anda o hakikatların üstündesin, boyutundasın, koridorundasın, şeyindesin, kutuplarındasın. Böyle o ayın bu burçlar var ya, sanki o burcun üzerindesin. Hayret mensubiyet cihetiyle, şu anlar 69'a geçiyor ya, onunla yaparsak mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildiğim cümlesine hayreti uygularsak,
Hayret neydi? Hakikatların ve meratiplerin bütünselliğidir. Hayret uzun zaman olmaz. Bir an yaşaması, tüm hakikatler bir anda olursa, bir anda o kristal şeyi gibi bir anda gözüküyor, bir anda. Bütün hakikatler bir anda tek hakikat oluyor. Bizde hayret oluyor. Böyle oluyor. Şey diyebilir miyiz abi? İsmi azamın etkisine giriyor denilebilir mi? Harika, çok güzel. Bir de ilhamur verir misin abi? Yine girmiş o gibi oluyor. Ama burada bu dersim, yani bu mukaddemem bitti. Şu arkadaşlar bir dersimiz, niye düşüncelerimizi, isterimizi, ailelerimizi uygula tabii. İçseli dışarıya, içi dışarıya, dışı da içeriye. Yani niye böyle değişken dönüşüyor? Demek ki ondan bahsettik. Sonra farkındalık ve bilim ve ilim insanından bahsettik. Şüpheden bahsettik. Tevhidden bahsettik. Sonra soru sormak ve hissin kaynağını, his kaynağı nedir? Sonra hayretle bitirdik ve ben size herhalde sayfaları göndermişim galiba. Şimdi taakul, akla okuyoruz. 28. defterin 9. sayfası. Size geldi mi abiler? Bir tanesi bir bana evet desin. Telefonunuza gelmiş mi bu sayfalar? Geldi abi, evet. Tamam. Tamam. Hasan abi. Efendim abi. Hasan abi şeyde Dima 108'de bir not yazmışız. Aklın secdesi diyor hayrettir diyor. Harika demiş. Sihirbazların secde etmesi diye bir şey yazmışız yanına. Ay, aklın hayret, aklın hayret makka şey, aklın secdesi şey mi demişiz? Hayrettir demişiz abi. Dima 108. Allah Allah. Takul. Şöyle abi, sabah ben de biraz Mesnevi'ye bakıyordum da orada Zühre'de şey var ya Hasan abi, 5. nokta bu Avrupa'yı anlatıyor. Hani şey, abi orada yani iptali his nevinden diyor ya, gaflet hissi diyor, iptal ediyor diyor. Yani bunlar o kadar çok oyunlarla iptali his yapıyorlar ki adamların aklı bloke olsun, hayret makamına çıkmasınlar. Hayret ederse şimdi mantıklı bir açıklaması olursa her şeyin önlerine, bu sefer İslam'ın ahlakına şey olacaklar, girecekler. Ondan dolayı iptali his yapıyorlar ki aklı bloke etsin. Evet. Şimdi 9. sayfa, lemalar 14. Seyit Ahmet bir daha, orayı ben bir bakayım şuraya. Bir de okuyayım. Bu konuyla alakalı olduğu için Gafur ne demiş? Hayret, Rabbime şahit oluyorsun. Seyit, aklın secdesi hayret. Evet. Cebrail'e ruçhaniyetimiz ve Cebrail'in secdesi, evet gibi. Ama tabi her makamda ayrı bir şekilde ama aynı şey ifade ediliyor. Zemini nedir? Zemini hakikat meratiplerinde kazanımlarının bütünselliğidir. Hayret ki aklın secdesidir. Bu tarikatta son, Risale-i Nur'da dimadadır. Dimadadır. Daha vicdaniyet ve efendim kalp ve ruhta enede daha şey yok. Allah selamet versin. Şey dedi ki Dehli Hoca, o zaman Kadiri Tarikatı Emore'ye gider sohbet verirdi Dehli Hocam. Ustadın iki defa elini öpmüş. İyi bir nur talebesiydi. Piyasada şu anda iki tane fıkıh kitabı var bu zatın. Rize'de Dört Yol denen bir yer var. Oraya Kadir Tarikatı'nın şeyi oluyordu, zikri oluyordu her perşembe. Ondan sonra orada bir konuşma oldu, bana yaptırdı. Ders yani, konuşma Mesnevi'den. Mesnevi de kendiler verdiler. Çantalarında onu taşıyorlar. Sırf Mesnevi taşıyorlar. Risale-i Nur'daki Mesnevi. Orada bir şey okudum böyle. Adam böyle acayip bir hale geldi. Allah selamet versin. Çok kaliteli bir adamdı. Mutevazi ve kalbi. Burada bile bahsediyorum yani. Hak ediyor.
Çok mütevaziydi. Benden yaşlıydı böyle. Ben o çocuğu kadardım. Ama dedi ki her şeyi ehline vereceksin. Ehline veya ben ısrar edince dedi ki kıyametin kopmasına sebep olma dedi. İş ehline vermeyince kıyamet kopar dedi. Malum biliyorsun hadisi. Az şu mesleği dedi. Bir şey. Ondan sonra bir paraya çünkü hemen kalkacaklardı böyle zikre, hatme yapacaklardı. Ondan sonra bir şey okudum orada. Ama tevhiddi, çok güzeldi. Hoş, benim de hoşuma, o ortam beni etkilemişti yani. O kelimeler biraz da değişik anlam kazandı haletimle. Dedi ki, Allah razı olsun böyle coştu. Sonra demiş, bizi hayret makamına çıkarttı. Hayret. Peki, lemalar 14. Okuyorum. Çok şükür. Allah bu dersleri muhatap etmiş. Ali ne demiş? 536'da işte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esmaları muhit ve mudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hiç sorulmaz. Öyleyse hakiki hakiki ve nihayet ve haddleri olmadığından farazi ve memi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendine bir rububiyet, mevhume bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer, onun ile muhit sıfatlarını vaz eder. Bu daha, evet, vaz eder. Tamam, dolayısıyla ama bizzat kendisi değil Ali kardeş, onu, bu ortaya çıkan, bu ölçü, bu anlattığın yer ölçü. Çok şey bakın lan abi, şimdi sanal diyorsunuz ya, sanal kelimesinin... Daha camisi Risale-i Nur'da farazi ve vehmi bir hat çizmek olarak geçiyor. Hı hı. Onu anladım. Daha doyurucu olacağını düşündüğüm için. Evet. Peki, lemalar 14. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın dusturlarını, fikri mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. His ve zevk. His ve zevk coşkunlukları ise aklın dusturlarını ve aklın mizanlarını çok dinlemiyorlar. Ne anlamışız? His ve zevkin coşkunlukları aklın dusturlarını, fikri mizanlarını çok dinlemediklerinden, murat etmediklerinden mantık mizanları ile tartılmamalı. Çıkarımlar 1. His ve zevk coşkunlukları aklı devre dışı yapabilir. Dikkat et. 2. Aklın dusturları ve fikri mizanları olur. Akılda dustur, fikirde mizan olur. Metre değil de tartı olur. Tartı olur. 3. Çünkü mizan ve muvazene, vezin, vezn, yani tartı aleti, değil mi? Vezin. Mizan ise herhalde bu metreyi mi diyor? Üçüncüsü nedir? Mantık aklın içinde bir sıfatmış. Aklın içinde bir sıfat var. Nedir o? Mantık. Ne dedi? Aklın dusturların fikri mizanlarını çok dinlemediklerinden, murat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Ha, aklın içerisiyle takıl şey yapılmamalı. Bir kardeş bir şey hatırlattı bana ne? Biri metre biri kantar, evet abi. 4. Hasan abi, ben de bir şey söylemek istiyorum. Üstad kendisi hoca değil de tartmamış. Bize bunu okurken siz böyle tartmayın diyor. Yani ya baki, entel baki, tek başına kullanmayın. İki tane. Siz dersiniz ya, gel. Ya baki entel baki'yi tek kullanırsak Muhiddin Arabi oluruz. Ya baki entel baki,
Ya baki entel baki, ikisi de cennetmiş abi. Evet. Ama burada bir tutum sistemden bahsediyor. Ateşin bir tanesini söndür. 4. Allahu alem akıl, his, fikri, zevk devre dışı yapıyormuş. Bu çok önemli. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada mıyız? Bugün havamız çok iyi, farkında mısınız? Geçen haftadan daha iyiyiz. Buradayız abi. Buradayız, çok güzel. Bu hafta geçen haftadan daha iyiyiz. Ben öyle görüyorum. Çünkü mukaddeme çok güzeldi. İstifademizi beraber mutala ettik, müzakere ettik. Şimdi bak, Allah-u Alem, kesin değil ama zaten tefekkür bu. Aklı, his, fikri, zevk devre dışı yapıyor. Ekseriyetle. His böyle çıktı mı, nereden çıkartıyoruz? His ve zevkin diyor. Nazm-ı Mani ne yapar? His ve zevk. Aklın dusturlarını, fikrin mizanlarını. His birinci, akıl da birinci oldu. His aklı, zevk de fikri devre dışı yapabiliyor. Dikkat et. Çok güzeldi. Nazm-ı Mani ile çıkartıyoruz bunu. Lemalar 47. Yani anladık değil mi arkadaşlar? Zaten siz bunun ehlisiniz. Yani Nazm-ı Mani dizilişe göre mana şey yapıyoruz. Şefkatli tokat yer, aklı varsa intibaha gelir. Ne çıkarttık bakalım? Hatalarından intibaha gelebilmesi veya gelenlerin aklı başlarında olduğunu gösterir. Mesela tokat yedin değil mi? Şefkat tokatı gafur. Anladın mı, anlamadın mı? Anlamadınsa zekavettesin. Hala haklıyım. Ya bırak, haklı olsan ne olur? Neticeye bak şimdi. Tokat yedik mi? Yedik. İntibaha geldinse aklın başında. Gelmemişsen zekadasın. Alameti de intibaha gelmesidir. Akıl başa mıdır, değil midir? İntibaha geldi mi, gelmedi mi? Yani evde kavga oluyor. Tamam mı? Şudur. Yani ben misalleri hep böyle ya içselde ya evde kullanıyorum. Kavga oluyor veya içeride çatışmalar oluyor iç alemde. Evde de çatışmalar oluyor. Ya haklı olmak önemli değil ki. Hani hep derim, hatırlar mısınız? Eskiden beri benim psikolojide felsefemdir, anlayışımdır. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu olmak mı istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Mutlu olmak için bazen haklıyken haksız olmak gerekiyor. Bazen, bak bir daha söylüyorum. Mutlu olmak için haklıyken haksız olacaksın. Bazen böyle gerekiyor. Eğer mutlu olmak istiyorsan haklı olmayı bırakacaksın. Şimdi bunun alameti nedir? Bakarsın ortama. Ya ben bu ortamı ben mi geliyorum? Ya ben bu sebebi ben mi? Eve uyguluyorum şimdi. Yani bu sefer kendime bir ölçü getirmem lazım. Yapmamam lazım. Ama gene yapıyorum. O zaman bilgisayarıma kenarına yapıştır. Rüştü abinin böyle uyduruk bir Macintosh'u vardı böyle. 120 megabaytlık böyle külliyatı bile yazılması için 60 tane disk var. Bende hala var. Ona yazılı. Ama öyle bir bilgisayarı böyle. Sanki şey gibi. Böyle böyle kağıtlar yapardı. Dolabında. Kapıda. Odası acayip. Şimdi bak. Emniyetine göre bir kağıt yapıştırmış. Ustadın da arkasında leva varmış. Hangimizin evinde odasında leva var? Mutlaka vardır odanızda. Böyle bir manzara yerine, a bak benim karşımda, versene, kopar mı? Duvar bir şey olur mu? Bak benim burada bile, İstanbul'da da var da, bak ne yapıştırmışım, ver bak. Ne işe yarar? Ustad yapar, bakar. Bak şunu. Bak bunu okuyayım bak, benim levam. Her gün bakarım, aman aman. Bakarım her gün. Bakmasam bile şuurlu. Evet, boyayı da kaldırdık ama. Değdi inşallah. İman gözüyle gördüm ki, benim levam. İman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile.
ve kendinden daha kıymetli baki mutadid vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle, bu benim çok hoşuma, bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilme lakin ile bildim. Ne o? Şimdi hayret mensubiyet cihetiyle, şualar 69'a geçiyor ya, onunla yaparsak mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildiğim cümlesine hayreti uygularsak, hayret neydi? Hakikatların meratiplerin bütünselliğidir. Hayret uzun zaman olmaz. Bir an yaşaması, şualarda 69'da mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması. Bu hayretin en zayıfı, yani mensubiyet cihetiyle la ilahe illallah dese bir an yaşasa yeter. Ama hayretin çok, hayretin hayreti de var. Tüm hakikatler bir anda olursa, bir anda o kristal şeyi gibi bir anda gözüküyor, bir anda. Bütün hakikatler bir anda tek hakikat oluyor. Bizde hayret oluyor. Şimdi gelelim tekrar. Aklı başında, yani niçin? Ha, Rüştü abi de misal veriyordum da. Dolabına koymuş, oraya koymuş ama bilgisayarına Erdinç. Arkadaşlar, bilgisayarla meşgul olanlar. Böyle kenarına yapıştırırdı. Ondan gördüm. Ha, bu kadar kağıt. Rüştü abiye sordum. Abi bunu ne yani? Bu her an bakmam gereken. Her an bakmam gereken, her an baktığım yerde koydum dedi. Her an bakmam şeyi, ihlasla alakalı şeyleri bilgisayarın kenarına yapıştırırdı. İhlas. Uvvetle, ihlasla alakalı şeyi oraya yapıştırırdı. Şey ise, yapması gereken ise o gün kafasının arkasına yapıştırırdı. Bunu yani insanız da unuturuz. Bu manaları her daim canlı olma ehvası havasa mahsus. Yani bu zor ama bunu canlı tutacak yolumuz var. Nedir o? Böyle bir şeylere girişmek. Ha şu, dış dünyada, ev hayatında, iç alemizde yapmak istiyoruz. Olmuyorsa onu hatırlatıcı bir kağıt yap ya, yaz. Devamlı itibaren, mesela ben biraz önce evet duvarın boyası kalktı ama hoşuma değil. Devamlı ona her gün bakarım. Mensubiyetim cihetiyle bir an yaşamam. Bir sürü ölüm hadiseleri duyuyorum. Ölüyor, bu ölüyor. Zübeyir abi şu öldü. Yani mensup namazı var mı? Oraya bakarak söylüyorum, bilsin telefon. Namazı var mıydı? Mensubiyeti var. Ha, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi, nihayetsiz bir vücut kadar değerliymiş. Namazı yok mu? Kalem attığım gibi yoksa yok, bitti. Yok yani. Öyle birisi yaşamamış. Namaz yok. Öyle birisi yaşamamış yani. Yok. Ulema İslam ne diyor buna? Kayıp asır. Yani böyle bir asır yaşanmamış. Böyle bir insan doğmamış, olmamış, yaşamamış. Adem. Adem hesabına çalışmış. Namaz yok. Ha böyle. Yaşamamış. İşte oraya bakıyorum levaya. Şaka değil o. Telefonda işte. Abi Zübeyir abi vefat etti. Mensubiyeti cihetiyle. Var mı mensubiyeti? Hemen orada 4 tane madde var. Tamam, 4 tane. Bu zerrecik vücudum. Böyle 4 tane cümle var. 4 tane. Tamam mı? Ha, 4 tane cümlede bir tanesi ne yapıyor? Mensubiyeti cihetiyle. Bir tane iman etse, bir namazı olsa tamam. Mensubiyetin şeyidir, akitnamesidir. Allah ile mensup olduğunun akitnamesi namazdır. Bu makamda. Namazdır. Allah ile akitname yapıyorsun. Mevcuttan vücuda dönüşmenin yöntemidir namaz. Şimdi öyle yapın arkadaşlar. Dolabınıza, bilgisayarınıza böyle kendinizi devamlı motive edici. Çünkü insan nisyandan alınmıştır. Yani unutkandır. Unutuyor.
Unutuyor. Unutacağını unutmayacaksın. Bilgisayarına şeyine yapacaksın. Hani değerine göre de her an lazım olan her an baktığın yerde olsun. Aklın başına gelmesinin bir sebebi de şefkatli tokat yemesidir. He. Allah aklını başına getirmedi de şefkatli tokat. Tokat aslında tokat değil. İltifatmış o. Ama tokat gelmiyor mu günahından dolayı? Allah seni bıraktı. Mesela yalan söylemiyor. Rabbim şahit olsun. Allah da yemin ettiği için söylüyorum. 15 günü geçerse Rüştü abi, hani ben kendi dünyamda, sizin dünyanızda da örnekler çoktur. Rüştü abi fırça atmadıysa 15 gün oldu, hala fırça atmadı. İnan endişe ediyorduk, bizi bıraktı. İlgilenmiyor. Meşgul değil ki. Sokaktaki çocuğun ne yaparsa ilgilenmiyor. Ama evdeki benim çocuk, onda birini bir şey yaparsa hemen kıyamete kopuyor. Yani ona şefkat, buna gadaptan mı? Hayır. Alaka değilim ya. Ne alakam yok. Ha demek ki Allah tokat vuruyorsa, zecir değilse, şefkatsa nasıl anlarız? İntibaha döndünse şefkat, dönemedinse zecir. Hiç tokat verilmemişse ahirete kalıyor. O tokatı da anlarsa şefkatli tokata dönüşür. O tokatın ne için olduğunu anlamasa tokat olur, şefkatli tokat olmaz. İntibaha gelirse kefaret üzünüp olurmuş. Şefkatli tokat ama intibaha geldi mi? Bak bir daha okuyayım. Eğer tokatın ne için olduğunu anlamasa tokat olur, şefkatli tokat olmaz. Ama intibaha geldin, yani adım attın, hemen bir değişmek için bir şey, sürece girdin, o tokat ve o hatan, günahın kefaret üzünüp olur. Günahına kefaret olur. İntibaha gelmese hiçbir şey olmaz. İşin sırrı o tokatı anlamlandırabilirse, İşin sırrı şu. O tokatı anlamlandırmaktır. Üç tanedir. Hiçbir anlama getirmedin. Vurmadı. Hep vuruldu, gitti. Vurdu. Vurdu. Ya işe yaradı. Birkaç tane götürdü. Şimdi tokat geldi. Anlamadın. Küllümen gitti. Tokat geldi. Anladın. Aklın başına gelir. Eğer ona ait adım atarsan intibahtır. O günahın kefaret olur. Lemalar 55. Bir saat oldu. Mesail-i şeriatla sünnet-i seniye, dusturları, emraz-ı ruhiyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi. Allah Allah. Mesail-i şeriatla, görüyorsunuz değil mi defteri? Bakın oraya. Mesail-i şeriatla sünnet-i seniye, dusturları, emraz-ı ruhiyedir, akliyedir, kalbiyedir, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet kafi birer devadır bildim. Deva neymiş? Mesail-i şeriat ve sünnet-i seniye. Ne anladık? Aklın ilacı mesail-i şeriat, sünnet-i seniyeymiş. Aklı bozulmaktan kurtaran veya bozulmuş aklı düzelten bunlarmış arkadaşlar. Onun için yazılmış burası. Aklı canlı tutan, bozulmuş aklı düzelten bir mesail-i şeriat, yani şeriat, itikat ve ubudiyeti cem eder, sünnet-i seniye ise ibadeti cem eder. Birisi ubudiyet, bir tanesi ibadet. Demek ki aklı başımıza tutan bu iki zemin. Lemalar 60.
Mesela Kuvve-i Akliye'nin fesat ve zulmeti hükmündeki Kuvve-i Akliye'nin fesat ve zulmeti Kuvve-i Akliye hükmündeki neymiş? İfrat ve tefriti olan gabavet ve celbezeden mübera olarak haddi vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima diye devam ediyor. Çıkarımlarımız. Kuvve-i akliyenin fesadı ifrat ve celbeze ile olur. Kuvve-i akliyenin zulmeti tefrit ile gabavet olur. Kuvve-i akliyenin hikmet ile vasata gelir, istikamette olur. Bir daha, kuvve-i aklının fesadı ifrat ile celbeze ile olur. Celbeze ile ifrat fesadı. Kuvve-i akliyenin gabavetle tefrite taşır, insanı zulmete sokar. Kuvve-i akliyenin istikametine koyan vasattır, o da hikmetle olur. Aklın ifratı ile aklın kontrolü şeytana geçiyor. Allah Allah. Aklın ifratı ile aklın kontrolü şeytana geçiyor. Aklını çalıştırmamayla kontrolü nefse emareye geçiyor. Aklını sünnet-i seniye ve mesail-i şeriatla hareket ettirirsen hikmete teslim etmiş olursun ve istikametine koymuş olursun. Çok acayip. Aklın ifratı aklı şeytana, aklın tefriti aklın kontrolünü nefse emareye, aklın vasatı hikmet ki o da sünnet-i seniye teslim etmiş olursun. Lemalar zulmet, abi. Bu zulmet normalde kalbidir diyorduk değil mi? Şey, evet. Tespitlerde. Ha abi. Şimdi burada tefrit mertebesi insana zulmet getiriyor diyor. İfrat fesada götürüyor diyor. Ben hani bunu hiç daha dikkat etmemiştim. Yeni görüyorum da. Yani hani bir şey ifrat ve tefrit midir ben de diye anlamak için iki ölçü gibi. Fesat çıkartan bir şeyse ifrat moddayım. Zulmetse yani beni karanlığa mı atıyorsa biri artık tam nasıl ayrılır o da tefritindeyim gibi bir aslında şey var. Ölçüsü var. Zulmet ve fesat. İlginç geldi de. Evet. Şimdi bu zulmeti kalp diyor üstad. Zulmeti kalp. Zulmeti akıl da geçiyor. Aklın zulmeti de geçiyor da. Şimdi aklı Allahu alem burada ifrat tefritin istikametine çıkarıyor. Bu zulmet kalpteki zulmet olunca kalp Allahu alem öyle mi tevil edeceğiz? Aklı bu moda çekiyor. Yani vahisiz olunca biliyorsun vahiy aklı ve dolayısıyla vicdanla kalbe gidiyor. Bunlar da aslında Osman, fesat, zulmet, hikmet aklın şeyi, fesat da kalbe bakan bir sıfattır biliyor musunuz? Fesat. Nerede anlatıyor? İşaret-i Caz'da. Yufsidune fil ard. Yani beşer kimdir ya kainatta bu kadar bir küçük bir şey ama fesadı niye kainatı kızdırıyor? Sebebi kainatın haritası olan kalbi, kainatın küçük bir modeli olan insanın kalbi fesatla. Fesat böyle kalbe ait bir şey gördüm. Latife insaniyeye ait gibi gördüm. Zulmet de zaten zulmeti kalp diyor. Yani kalp çalışmıyor galiba şey Osman. İfrat ve tefritte kalp çalışmıyor. Dikkat eder misin? İfrat ve tefrit kalpla alakalı. Vasatı akılla alakalı. Aklın, kuvve-i akliyenin vasatı için. Yani istikameti için. Hikmet... Vasat
şeydir abi, akıl ve kalbin gene imtizacıyladır muhtemelen sadece. Evet, o daha doğru. Senin o söylediğin herhalde aklın ve kalbin bütünselliğidir. Yani mesela bu fesat da zulmet de, fesat kalpten söylüyor. İşaz diyeceğiz da fesadı kalbe ait bir sıfat söylüyor. İnsanların kalbindeki fesatlar, fesat diyor, zulmet diyor. Böyle yani demek ki kalbin fesadı aklı ifrata, kalbin zulmeti aklı tefrite, hikmet ise aklın ve kalbin bütünselliği ama aklın bir sıfatıdır yani hikmet yapılandırılmış. Aklı vasatına, istikametine koyuyor. Yani bu biliyorsunuz zaten dima veya akıl kalbin bir ayağıdır. Herhalde bu merkezden bakıştır. Dışarıdan bakmak değil de kalpte bu olursa akıl... He? Hasan abi, zulmetin sureti dimada desek... Olur. Karanlıktır çünkü. Zulmetin sureti karanlıktır akılda. Yani şöyle herhalde, bilmiyorum. Merkezden bakış bu. Kalpten akla bakma yönü galiba bu. Yani kalbe pergeli koy. Herhalde böyle bir şey olması lazım burada. Hasan abi şöyle desek. Hani aklın sıfatları var diyoruz ya, 30 küsur sıfat sayıyorsunuz. Zulmetli aklın da kendine göre sıfatları var desek, bu da onlar biliyor olsa. Evet, olabilir ama hiç böyle zorlanmadan tevili şu, yani tevil etmek, yani zorlanmak manasında değil, kelam sahibinin muradını kelamdan anlamak bu arada. Yani burada Allah-u Alem kalbime gelen kalp merkezli akla bakıyor. Yani kalp aklı besliyor ya, yani akıldan kalbe bakış değil bu. Çünkü aşağıda da buna ait bir şey çıkartılmış. Aklın sıfatıyla, aklın ifratıyla aklı kontrolünü şeytana geçiriyor. Lüme şeytaniye. Aklını çalıştırmamayla kontrolü nefse emareye geçiyor. Aklını sünnet-i seniye, yani bunlar eylem tabii kalp. Allah-u Alem, ben öyle anlıyorum, bu kalp merkezli akla bakıyor. 64 lemalar, imkanın enva var. İmkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise eğer imkanı aklidir diye söylüyor. İmkan aklın sıfatından olduğu için ben burayı aldım. İmkan. Lemalar 72. Aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına. Bir daha. Aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına. Aklın zahirisi varsa batınısı da vardır. Bir daha. Aklın zahirisi varsa batınısı da vardır. Batınısı da varsa evveli ve ahirisi de vardır. Çok ilginç bu da. Bir de okuyorum, çıkarım. Aklın zahirisi varsa, öyle diyor, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına diyor. Lemalarda. Yani aklın zahirisi mi var? Batınısı olmasa denmez. Batınısı da varsa evveli ve ahirisi de vardır. Aklın evveli. Aklın bu dört tane aklın mertebesinin çıkış seminerinde bir tanesi de burası. Çok güzel bu. Anladık değil mi yani? Ustad aklın zahirine göre diyor. Aklın zahirine göre. Yani bu yüksek masayı kaldır buradan dediğim zaman demek ki küçük masada var. Bu beyazı götür. Siyah da var demek. Yani aklın zahirisi olunca batınısı da var demektir. Devam ediyor. Bakayım ne çıkarım var. Kur'an'ın ehli dalalete karşı azim şekvaları. Bir, azim şekvaları. Kesretli taşidat ve şiddetli tehdidatı
Aklın zahirisine göreymiş. Allah Allah. Devam ediyor abim. Mevzu devam ediyor. Bak Kur'an'ın ehli dalalete karşı şekvası, azim şekvası, azim kesitli taşidatı, Kur'an'ın ehli dalalete karşı azim çok şiddetli tehdidatı aklın zahirisine göre. Adaletli ve münasebetli belagatına, iki, üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Yani ne çıkarttık bundan? Bu da aklın batınisiymiş. Aklın batınisi neymiş? Yani belagatına ve üslubuna aklın batınisiymiş arkadaşlar. Aklın batınisi nedir? Belagat ve üslub. Aklın zahirisi nedir? Adaletli münasebetli belagat. Yani aklın zahirine göre adaletli münasebetli. Adalet, zahir. Birisi bir şey diyecek. Adalet mi dediniz abi, yoksa aklın zahirisini şiddetli tehditatlar demedik mi? Aklın zahirine göre göre adaletli ve münasebetli belagat. Aklın zahirisi adalet ve münasebet yöntemleri Mehmet kardeş. Aklın zahirisi. Adalet var ya, adalet. Münasebet. Bunların cemi belagat. Belagat muktezai hali, mutabık söz veya davranış yapmak ya belagat. Batınısı nedir o? Bu da içsel alemdeki o dışa çıkan adalet ve münasebetin içseli belagat ve uslubmuş. Belagat neydi? Muktezai hale mutabık söz veya davranış yapmak. Belagat. Batınısı nedir? Uslub. Uslub da kişinin aynasıymış yani. Tamam. Devam ediyorum. Aklı bir daha, aklın zahirisi, adalet ve münasebet yöntemleri, davranış biçimi. Batınisi ise bunun kaynağı belagat ve uslub. Peki. Direkt aklın zahirisi, batınisi demek doğru mu? Kelamdaki görmesi, yani kelamdaki şeyin karşılığı gibi. Yani direkt aklın zahiri batın desek olmaz mı? Yani? Yok da şey, aklın zahirisi batınısından şuraya doğru söyledin. İyi şey yaptın. Aklın zahirisi batınısı derken, yani bu adam aklı başında mı değil mi? Bakıyorsun, adaletli mi? Adalet neydi? Adalet, hikmet, iffet, şecaat bütünlüğüydü. Yani bu böyle davranış biçimi var ya adamın, münasebeti, adaleti böyle. Bu zahirde gözüküyor. Tabii ki direkt aklın zahirisi batınısı diye kroki yapacağız değil de. Yani adam belagatlı, münasebet şekilleri aklın kemalini gösteriyor. Yani batında bu adam belagat ehli, uslup sahibi. Ki dişe vuruşu bu. O için koydum Osman. Yoksa kalemi alıp da aklın zahirisi bu değil de böyle düşünce malzemesi bu. Nedir o? Adaletliği, münasebeti gözelterek söylüyor, davranıyor. Aklın kemalini gösteriyor. Ama bunun nereden çıkıyor? Zaten kendisi söylüyor. Adaletli ve münasebetli belagatına. Yani adalet ve münasebet belagattan kaynaklanıyor. Belagatı gösteriyor. Uslubundaki itidaline, yani ben metni tam almadım. Burada lemalar 72'de var yani bunun devamında. Uslubundaki, oku. Ben metni açtım da bu saydığınız şeyler sanki Kur'an-ı Hakim'in özellikleri gibi. Yani adaletli ve münasebetli belagat Kur'an'ın özelliği. Üslubundaki itidal Kur'an'ın özelliği. İstikamet Kur'an'ın özelliği. Yani göreden sonrası ayrı gibi sanki. Şimdi bu Kur'an'daki bu özelliği, üç tane şey aynı ya. Ben onun için aldım. Yani kainat, Kur'an, insan aynı. Kur'an'da gösterilerek sendekileri uyandırıyor. Canlı Kur'an ya, enel natikul Kur'an, insan. Tabii ki insan
zordur kendisini tanıması. Ama Allah'ı tanımak daha kolaydır. Kur'an'ı anlamak, ben bunu şeyde gördüm. Nerede gördüm hatırlayamıyorum ama bulursanız şey yapın, yazın bana. Kur'an'da muamma, sır olan insanı anlam ve anlamlandırmak için gelmiş. Kur'an insan, Kur'an'ı anlamak insanı anlamaktan daha kolay. Kur'an kolaydır. En muamma insandır. Çünkü niye? Kelam sıfatından geldiği için Kur'an, ama insan sırf subuti sıfattan değil. İnsan zati sıfatta var. Şuhnat-ı zatiye var. Kur'an'ın bahsetmediği ama işaret ettiği, remzettiği, telmih ettiği insanda zat var. Zat var. Nasıl mesela onlardan İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn 9. sayfa şu aralarda Kur'an bunu söylüyor. Peki orada ustak ne çıkarım yapıyor? İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn. Kez amirinde taayyü ve teşahhus çıkartıyor. Demek ki Kur'an'daki bu şeyle niye Kur'an'da gösteriyordu insan? İnsan çok zordur. İnsanı anlamak için yöntemler bir, kainatı okumakla. İki, kainatı okuyan Kur'an'ı okuma hakkını alır. Veya Kur'an'ı okuyan kainat okur. Çünkü Kur'an kainat okuyor diyor. Ayet-i Kübra'da Kur'an kainatı okuyor. Ha, Kur'an'la kainat, kainatla insan. O zaman ben muammayım. Neyle çözeceğim kendimi? Kendimi kendime nasıl konu ve mevzu edeceğim? Kur'an'la. Kur'an benim. Ben Kur'an'ım. Kainat benim. Ben kainatım. Kur'an'daki bu belagat, adaletli, insanı yapılandırdığı için Kur'an, hem hissen hem fikren, bizim bu tarafımızı, bir de burada belagatın da o tarifinin dışında bir tavsif de getiriyor. Adaletli ve münasebetli belagat. Ha. Belagat, muktezay hale mutabık dedik yani. Burada içini açmış. Yani girmek istemedim onu. Belagat, bir daha söylüyorum. Muktezay hale, tamam, olmak ya. Ne demek yani muktezay? Adaletli ve münasebetli olmak demek. Yani ben adaleti de anlamadım. Adaleti şart cizazda diyor ya. Üç şeyin toplamıdır. Hikmet, şecaat, iffet. Münasebet peki nedir? Akıl, kalp, ruh bütünlüğü. Tamam. Bu ne oluyor? İnsanda belagat. Muktezai hal. Yani öyle davranıyor. Ama burada tanımlama. Niye böyle yapıyorsun? Haktır kardeş. Adaletli. Bu doğrudur kardeşim. Bu yanlıştır. Adalet. Peki bu senin hakkın. O olsun istemiyor. Tamam hanım, sen haklısın. Bu münasebet. Tamam. Bu münasebet. Belagat. Belagatın içeriği adalet ve münasebet. O zaman ya haklısın. Sen haklısın. Bu münasebetle oluyor. Tamam. Bu belki Seyyid Ahmet'in dediği de doğru. Kur'an'a ait, ama Kur'an'a ait olan her şey bana ait. Benim zaten. Uslup ise uslup şey diyor muhakematta, uslup denilen, neydi uslup denilen? Bir şey diyordu ya. Kelam kalıbı. Ha, kelamın kalıbı denilen uslup. Tamam. Ondan sonra şu kaymağı alır mısın, şu kahve şeyi? Ağır geldi şeyim. Şimdi kelamın kalıbı uslup. Uslup nedir? İtidaline, istikametine. Ha, itidal, istikamet. Bu da uslubumuzu, yani kelam, kelamın kalıbı denilen uslup diye geçiyordu değil mi? Öyle miydi abiler? Bir aynen öyle geçiyordu. He. Kelamın kalıbı usluptur. Ha, kelamın kalıbı denilen uslup. Zürafa denilen o şeyler dağıtan var ya, garsonlar diye, hatırlarsınız orada.
Ha peki uslup nedir? Uslup sahibi itidallidir, istikametlidir. Kelamın içerisinde de bunlar var. Peki burada aklı her konuda masaya yatırıyoruz Osman. Eyvallah, sağ olasın. Aklı masaya yatırıyoruz. Aklın belagatlığı ve münasip, yani itidalli olması, istikametli olmasını nasıl anlarız diye aklı yatırdığımız için, konumuz aklı olunca, akıl dışarıda eylem olarak kendini gösterir, münasebetini, adaletini gözetir. Ama bunu neyle yapar? İçsel, yani belagat dişsaldır burada. Uslup enfusi oldu. Yani adaletini ve münasebetini gözetmesi belagat. Niye böyle yapıyor bu adam? Çünkü uslup sahibi. Uslup ne demek? Kelamın kalıbı. Kelam nedir? Kelam, yani bu manada içsel sezişler. Yani her esma bende konuşuyor. Esma konuşuyor, biliyor musunuz? Her esma konuşuyor. Her mertebesi benimle konuşuyor. Ayet bana dedi ki. Ayet nasıl diyor? İşte dedi. Ha. Uslup neymiş? Kelamın kalıbı. Her esma konuşuyor. Ne yapar sana? İtidale getirir, istikametine koyar. İtidalli ve istikametli olunca uslup sahibi olur. Uslup sahibi de güzel konuşur. Güzel konuşan eylem, münasebetleri ve adaleti gözetirse de aynı zamanda belagat sahibidir. Belagat daha tizsaldır, uslup daha enfusidir. Uslup, esmaların sendeki konuşmanın bütünlüğü bu makamda. Uslup, her bir esmanın hangi mertebede bulunuyorsan sen, o esmalar seninle konuşuyor. Esmaların konuşmaların, seninle konuşmalarının bütünlüğü usluptur. Onu nasıl anlarız sende esmalar seni ne kadar konuşturmuş? Sende ne kadar aktif esmalar? Çünkü sen itidallisin, istikametlisin. İtidal. İtidal neyin vasatıydı? Hatırlayan var mı? İtidal. Kuvve-i gadabiye. Kuvve-i gadabiye. İtidal. Vay be. Ya ne acayip bir şey yani. Üzerine biraz da fazla durma şey gidiyor. Demek ki belagat aklın dişsalıdır. Uslup aklın içselidir desek de olur. Bismillah. O zaman şunu da diyebilir miyiz abi? Hani bir ara demiştiniz. Ehli akıl karşıdaki kişinin konuşmasından durumunu, vaziyetini anlar demiştik. O zaman bu dört maddeyi tahlil edersek bir kişi konuşurken bundan aklının zahirisini ve batınısını tespit etmek biraz mümkün olur. Ayna gibi olur Seyit Ahmet. Ayna gibi. Mesela adaletli. Hak sahibine hak vermek gibi cılız bir tanımlama yapmaz Nur Talebesi. İffet, şecaat, hikmet, adalet. Ha, bir, münasebet yapar. Münasebet ne demektir? Belagat ya, böyle evveli ahirini, zahirin batısını gösterterek. Mesela diyelim ki ben herhangi biriniz, şöyle mouse yapayım. İlk başta Sedat var. Münasebetimi kurarken, münasebet, yani adalet değil münasebet, bunun evveli ahiri, benim alemimde, hizmetimizdeki evveli ahiri, ahiri ahiretteki durumu bana faydası, münasebetimiz. Geçmişi var, ha, bu münasebeti gözetmek gerekiyor. Bu adam, adaletli ve münasebetli adam, belagat ehlidir. Belagat. Belagat nedir? Aklın dişsalıdır. Dişsal. Aklın kemalini dışarıda eylemsel olarak gösterdi. Adaletli ve münasebet sahibidir. Aklın içseli kemali uslup sahibidir. Ki uslup ne demek? Kelamın kalıbıdır. Yani kelam nedir? Kelam-ı ilahi, Kur'an, seni
ne kadar yapılandırdı kelam-ı ilahi? Seni yapılandırdı. Ne? Esmaların mertebelerini uyandırdı sende. Esmaların mertebesi, Rahman, Rahim, Kerim, Vedud vesaire. O mertebelerde ne kadar uyandırılmışsa, o mertebelerin bütünselliği ile sende itidal olur. İtidal olur ve o nispette aynı zamanda istikametli olur. İtidal ve istikamet. Onun için Fatiha'da Ya Rabbi ilmimi artır zımni bir şeydir, gizlidir bu. Çünkü bütün Kur'an'ın hulasası ama sari şudur, sadakat, ihdine sıratel müstakim. İstikameti devamlı söylüyoruz. İstikamet, istikamet, ihdine sıratel müstakim. Her şeyi ilmi kıblesi, ilmin kıblesi istikamettir. Yani sadakattır. Evet, devam ediyorum. Hasan abi. Efendim abi. Üslup ve belagat kendini tanıyan Rabbini tanıra uygularsa, kendini tanıyan üslup, Rabbini tanıyan belagat diyebilir miyiz? Çok güzel. Ya da yok, güzel güzel. Niye biliyor musun? Çoğaltılabilir. Şöyle dedim sen derken. Pergeli koydum içime. Uslup. Esmalar ne kadar uyandı? O kadar istikametliydi mi ve itidalli miyim? He. Kendim. Kendim. Allah'a o kadar şey yaptım. Allah ile münasebet kurdum. Tabii bunlar vahiy yapıyor. Nasıl davranırım ben? Yapılandım böyle vahiy ile. Öyle davranır. Yapılandırır beni, eyleme dönüştürürüm ben onu. Hasan abi, üslubu akıl üzerinden tarif ediyoruz. Zekanın da bir üslubu var. Üslubu dimağ üzerinden tarif etmek daha doğru olur mu? Anlamak açısından. Burada aklı söylediği için, aklın zahirine göre diyor. Onun için konuşuyoruz. Yani zorlanmıyoruz çünkü ustad aklın zahirine göre diş salını söylüyor. Adalet ve münasebetlidir diyor. Ondan sonra Kur'an'ın ehli dalalete karşı şekavetleri, kesi tahşidat ve şiddetli tehdidatları var. Sonra onu getiriyor üslubdaki, Kur'an'ın üslubundaki itidaline, istikametine münasip düşmüyordu. Yani paragrafı okuduğumuz zaman dima değil aklı anlatıyor. Ali de ondan. O zaman zeka için de üslup gibi bir şey düşünmemiz gerekecek. Yok, o zeka aklın bir sıfatı olduğu için zeka ister istemez etkileniyor aklın şeyde. Zeka, bakma ehli dalale çok pompaladı Ali. Zeka o kadar önemli değil. Allah zekamızı akla hizmetçi ettirsin. O zaman kaliteli olur. Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, hatırına akılsız zekayı bize vermesin. Akılsız zeka, yani aklın kontrolü olmadan olan zeka, Firavun Nemrut olur. Değilse Müslüman intihara meyleder. Yani intihar haletleri unutmayın. Zekanın aklı bloke etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü zeka alemi şehadete nazırdır. Akıl ise vahiy ile gayba nazır olduğu için o yapılandırıyor. Devamlı ehli dalalet, zeki insan, zeki insan da namazı yok. Zeki ama namazı yok. Allah'a imanı yok. Nedir o? Keşke zekası da olmasaydı da, deli olsaydı da ehli cennet olurdu. Peki, Lemalar 74. İmkanı zatiyi, imkanı aklı şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Bu arada saate bakıyorum da. Bir de okuyorum metni. İmkanı zatiyi, imkanı akli, imkanı zati var, imkanı akli şeklinde gösterip, yani imkanı zatiyi, imkanı akli, imkanı akli, imkanı zati diye gösteriyor, yani insanın başka bir sistemleri var şeklinde gösterip
İmandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. Çıkarımlar neymiş? Her şey aklı değil. Her şey aklın ölçülerine göre yaratılmadığı için aklı muvazenelerle, mantığı ve ölçüleriyle tartıp anlamazsın. Yani benim aklımla yapılmadığı için, benim aklımla kainat kurulmadığından, benim aklımla kainatın sırlarını kendi başına çözemez. Akıl, her şey aklı olmadığını aklım da söyler. Misal, kainatın bir sebebi vücudu mabettir. Allah niye yarattı? Yani aklı iktiza ettiği için. Hayır. Allah bu kainatı yaratmasının bir sebebi mabettir. Başka? Şefkati, aşkı vesaire. Aklın muvazelerine gelmez. Gelmezler. Mesela muhabbet. Muhabbet, aşk, şefkat. Ya akıllı olmaz ya. Bu anneniz değil şefkat. Veya bu değildi diyelim. Birbirimize olan şefkat. Bazen ifrat oluyor. Ya akla diyorum ki ya dursana lan. Burada dur ya. Bu kadar şefkat olmaz ki ya. Nerede geçiyor? Kastamonu'da. İfrat-ı şefkat. Yani aklı devre dışı yapan şefkat. Nedir diyor? Marazi ruhidir. Ruhsal hastalıktır. Şimdi bak, şefkat ve aşk aklın muvazenelerine gelmezler. Allah'ın Celle Celaluhu ne zatı ne de subuti sıfatlarında akıl diye bir madde yok. Yani zatı sıfatta ve subuti sıfatta kıdem, beka, vahdaniyet, ilim, irade, hayat sıralarken, esmayı da sıralarken akıl yok. Yani akıl, çünkü akıl cihazdır. Onun için bir şeyin hem şuunat, onun için bir şey hem şuunat, hem sıfat-ı zatiye, hem sıfat-ı subutiye yönleri vardır. Tüm bunlara imkan-ı zati denilir. İmkan-ı zati abiler, Hoca Osman bu işi yazdığın için söylüyorum. Abim bunu yaz. İmkan-ı zati, şuunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiyenin bütünselliğinden olur. İmkan-ı zati. Sırf imkan-ı aklı yönü yok ve münasır değildir. İmanımız ta mahiyet-i zatiye kadar meratiplerle donatılmış. Hatta mahiyet-i zatiye, imkan-ı zati imanın içeriğinde var. İman da peki nereden gelmiş? İman mahiyet-i zatiyeden gelmiş. Okuyun, beraber çıkartalım. Ta mahiyet-i zatiye kadar imanın mertebelerle donatılmış. İmanın içinde mertebeler var. Ta mahiyet-i zatiye kadar. Ya bu iman var ya iman. Bu iman var ya bu iman. Sanki ziya gibi, bütün o elvan-ı seba gibi, bütün renkleri cem ettiği gibi, imanda mahiyet-i zatiyenin bize verişi, bize vermiş. Ama oradan gelmiş ama o değil. Ondan gelmiş ama mahiyet-i ayı dinleyin. İman mahiyet-i zatiyeden gelmiş ama o değil, haşa. Ama böyle tabii açı buradan çıktığı zaman büyüyor. Ama imanın içerisinde şunat-ı zatiye var, sıfat-ı zatiye var, sıfat-ı subutiye var, esmalar var, esma-ı zatiye, esma-ı fiil, hepsi içinde cem olmuş. Ya bu iman nasıl acayip bir şey ya? Yani şöyle ben imana hayret ediyorum. Lütfen böyle bir toparlarsanız. İman denen bir şey yok. Kainat var. Haşa. Tahayyülü küfür küfür. Tefekkürü küfür küfür olmadığı için söylüyorum. Allah nereden hatırına geldi? Benimle kulum arasında bir münasebet kuracağım. O münasebetin içine, kendimi orada tanımlayacağım. Tayin ve teşahhus ettireceğim. Bunun adı iman. İman denen bir sistemi haşa.
bir yöntemi nasıl Allah'ın hatırına geldi? Yani benim kafam biraz böyle sorgulayıcı şey değildi. Tenzih, teşbih, soyut, somut ve dönüşüm de onu zaten mukaddeme ilk belki 30 dakika önce yaptık. Böyle çalıştığı için düşünüyorum böyle Allah'ın. Yani böyle bir Allah, iman denen bir şeyi, insan denen bir sistem içerisine o, çünkü imanın kemalinde sırrı insanı var. Yani iman da yok artık orada. İman imanı bitiriyor. Ne demek yani? İlim ile hiç dini bilmek. Lan hiçbir şey bilmiyorum. Hiçim. Neyle bildim? İlim ile. Varlığımı bildim. Öyle bir makama geldim ki, aa yokmuşum. Gibi. İmanla bir kemale geldim ki, iman bitti. Kabu kavser, imkan ve vücut. Nasıl bitti? İman gaybaydı. Bitti mi? Hayır. İman bitmedi. Gayb da Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olunca iman gayba aydı. İmanın suretiydi bu. İmanın sureti, iman işaret ediyor. İman gaybadır. Bu imanın sureti. Yani sureti kanuniyeti diyelim. İmanın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var, mahiyeti var. İmanın mahiyeti Miraç'ta devam ediyor. Yani imanın hakikati kelamına ve rüyetine mazhar oldu. İmanın hakikati bitti. Mahiyeti zatının bir nurudur. O hala devam ediyor yani. O Kabu Kavsen'de gayblık devam ediyor. Kabu Kavsen'de Esma'ya mazhar olmadı ya. Esma'nın bizzatı kendisine değil ki, sıfatın bizzatı kendisine değil ki, şunatın bizzatı değil ki, ki zaten mahiyeti zaten konuşmuyoruz. Ya gene ne demiş? Yine kendini en iyi bilen yine sensin. Şeydi, Şualar 102'de imanın hakikati ilimdir diyor abi. Evet. Hakikat deyince pergeli şeye koyuyoruz abi. Hakayık eşay sabitetun. Esma'nın mertebeleri bitti. Nereden anlıyorsun? Esma'nın azami tecelli ettiği yer açtı. Açtı. Esma'nın perdesiz tecelli ettiği azami derecede tecellisi arş-ı azamdı. Kelamın en azami derece tecelli ettiği yer lef-i mahfuzdu. Geçti bunları. Sıfatları da geçti. Sıfatları da geçti. Şuunat. Şuunatı da geçti Kabu Kavsen'de. Bende o tahayyül ve teşahhus etti. İmanın hala gaybli devam ediyor. Mahiyeti, imanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Gayblık devam ediyor. Kabu Kavsen'de hala bendeki oyla, bendeki oyla İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Bendeki odur. Ona söylüyor. Kim o? Ondaki bene. Bilmiyorum oradaki. Bilmiyorum gayb. Gayblik devam ediyor. Bu sistemi, bu yöntemi Allah nereden nasıl tahayyülü küfür değil, nasıl böyle yöntemi bulmuş, tövbe koymuş, yapmış, hafsalam almıyor. Yani dersin başında hayret ettiğim şeylerden bir tanesi de en çok her aman anı derste kullanırım. Yani nasıl böyle Allah varken hiçbir yok. Böyle bir sistemi kurması, içerisini böyle donatması, kendisiyle böyle bir bağlantı koyması ve onlardan da çok öteye kendisini orada ifade etmesi. İmanın içerisine kendisini ifade ediyor. Allah kendisini insanda ifade ediyor. Kainata sıfatlarımla var. Zatımla beni seven kulumun kalbindeyim. Kendisini ifade etmesinin adı taayyun ve teşahhus. Onu fark eden insan İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diye söyler.
Tayyum ve teşahhusun ifadesidir. Ki şualar 9. sayfada Ustad ya kenabudu ve ya kenesinden diyebilende tayyum ve teşahhus ediyor. Veya tayyum ve teşahhusu fark eden diyebiliyor. Onu söylüyor. Şimdi devam edeyim. Hasan abi. Efendim abi. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Var ya Kutsi hadiste. İnsan benim sırrımdır. Sır insani. Ben de insanın derken iman diyebilir miyiz ona da? Abi, imansız hiçbir şey yok. Ama hayır, ben de insanın sırrıyım diyor ya. O ona iman diyebilir miyiz? İmanın hakikati. Bizde sırrı iman. İmanın hakikati Mehmet kardeş. Bendeki o var ya o. Bende o. Bendeki oyla ondaki ben. Münasebet imanın hakikati. Burada iman hakkında bir şey eklemek istiyorum. Mektubat 289'da iman için diyor ki çok ilginç. Demek iman şuremizde beyan edilen hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. Ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Şimdi burada diyor ki çok ilginç. Pek dikkati çekilmiyor ama iman neymiş? Hakikat-ı âliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. Hakikat nedir? Tek tek gidelim. Esma-i ilahiyedir. O zaman esma-i ilahiyeler kainatı yapılandırdı. Esma-i ilahiyeler kainatı cilve, cemal, nakış, sanat olarak nefsül emri yani mevcudat oldu. Şu kainat esma-i ilahiyenin cilve, cemal, nakış, sanatıdır. Buna nefsül emriye yani vücud-ı hariciye gelmiş. Bir de yani diyeyim, su donmuş, buz olmuş. Su, haşa misal için söylüyorum. Su, esma olsa, buz, esmanın cilve, cemal, naksı, sanatı, nefsül emriye, vücud-ı hariciye, şu mevcudat, elma, armut, kuş, deniz, esmaların donmuş halidir. İşte, esmalar bu kainatı yapılandırdı mı? He, bilfiil. Onun yazılımını, bir kuvvesini insana koydu. İşte bu insana konulan esmaların yazılımı, yani kainatı yapılandıran esmaların yazılımı, insana bir kuvve olmasına imanın hakikati deniliyor. İmanın hakikati bu. İmanın mahiyeti ise zatına bakıyor. Hakikat. Mahiyeti, iman ayetini, yani ondaki ben. Bir daha, onda ben var. Bende o var. Bendeki o'ya imanın hakikati. Ondaki ben gayiptir. Bilmiyor. Orada ben nasıl, o imanın mahiyeti. Ama arkadaşlar, kendisini iman ismi altında, İçerisini daha hakikatını bilemediğimiz bir şeyle Allah bizde tayin ve teşahhus ediyor. Kendisini bize vermiş. Daha ne yapacaktı yani böyle ölümmüş, koronaymış, kansermiş, dünyada çok kaldım, az kaldım. La kardeşim münasebet cihetiyle bir an yaşaması, münasebet cihetiyle bir an ne olur? Ebedi vücut kadar kıymetdar. Bu zerrecik vücudu, yani varlığa, mevcuda göre, vücut değil, bak, bu zerrecik vücudum. Niye? Mevcutta iyiyim. Ama vücuda göre zerrecik vücudum. Hadsiz vücudun aynısı.
Bu nihayetsiz bir invisat ile hadsiz bir vücutlar kazanmasına vesile. Allah Allah. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ya bunu anlayamıyoruz ki ya. Şu var ya, şu dört tane cümle. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsünü söyleyin hele, üçüncü cümleyi. Ha, kendinden daha kıymetler. Değil mi? Kendinden daha kıymetler. Hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetler bak. Sen kendine kıymet veriyoruz. Kendinden daha kıymetler. Hadsiz vücut. Niye mevcut demiyor? Bak arkadaşlar, kendinden daha kıymetler, hadsiz mevcut değil, vücut. Cud. Cud. Coşuyor, vav geliyor, vücut. Beşeriyete iniyor, mim geliyor, mevcut. Cud. Barlada var cud. Çünkü iman zatının bir nurudur dermiş. Ondandır ki her şeyi aklın ölçülerine tabi tutmamak lazım. İmandaki yakini akli değil, aklın üstü. Her şeyin bir hükmü var, birbirlerine karıştırma. Netice, imkan-ı zatiyede imkan-ı akli de var ama hep öyle değil. Mesela üniversite diplomasında şeyde var ya, ilkokul, imkan-ı zati de imkan akli var. Yani dolayısıyla birbirine karıştırırsan bak, imkan-ı zati, zatında Karadeniz, Allah'ın ilminde vücut ve Adem, ikisi iki menzil gibidir. Karadeniz pekmez olabilir, kalbim durabilir. Şu an birimiz ölebiliriz, imkan-ı zati var. Ama imkan akli değil. Aklın ölçüleri değil yani. İmkan-ı zati de ne var? Vücut ve Adem var. İmkan akli de ne var? Mevcut var. Mevcut. Ha? Hasan abi, burada imkanı akli düzden okunursa imanın yakinde şek olabilir anlaşılıyor değil mi? Evet, evet. Yani Osman'ım, onu öne çıkarırsan imanda şüphe olur, imani şey, imkanı akli de. Yani imkanı akli mertebesindeyse bir mevzu, ama bunu imkanı zatideki imkan akli kabul edersen, şeytan onu zaten öyle veriyordu. İmkan akli o zaman insanı da imansızlığa götürecek bir yer. Tam berzah olduğu belli yani. Böyle sağa sola devirebilecek yer. Evet, deviriyor. Ya mesela imkanı aklidir. Zati zannediyor. Yani mesela şöyle de olabiliyor. Kendi aklınca, cüz'i bir aklımla düşünüyorum. İmkanı akli bu. Allah da böyle düşünüyordur. Allah'ın da gayesi budur diyor mesela. Bak kendi aklınca Allah'ın aklını, yani haşa ilmini şey yapıyor, tanımlıyor, hüküm veriyor. Allah adına karar veriyor. Mesela imkan akli. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Çok bariz. Ben cumalar burada kıldırdığım için. Allah bunları affetmeyecek diyor. Ve Allah utbede. Bu ayette böyle buyuruyor. Allah bunu, yani sen Allah'ın adalet makamına oturduğunda sen onun adına ne karar veriyorsun? Bu burada böyle yazıyor diyecek. Yani imkan-ı akli, imkan-ı zatli, zati değil yani. Burada imkan-ı akli olan bir şeyi, imkan-ı akli, burada berza, evet imkan-ı akli berza deviriyor işte. Bir böyle bir böyle. Ama zatında mümkün. Vücut niye mümkün? Ama imkan-ı akli değil. Şu, imkan-ı zatinde vücut ve Adem eşit. İki menzil gibidir. Buradan alır buraya koyar. Ama imkan-ı akli böyle değil. İmkan-ı akli Karadeniz var. Tamam. Yani ama şüphe edebiliyor. Ne yapayım biliyor musun? İmkan-ı zati, yani vücut ve Adem. İmkan-ı zati de Adem yok mu? Kandırmak için imkan-ı aklini şeklini gösteriyor. İmandaki yakinine münafi bir şekil tarzını veriyor. Yani burada zatında mümkün olan bir şeyi olmuş gibi gösteriyor şeytan. Bak, imkan-ı zatiyi, imkan-ı akli, akle mümkün. Yani zatında vücut ve Adem eşit kardeşim. Ama akılda öyle değil. Akıl bir sistemle çalışıyor. Aklın bir yöntemi var.
Bir sistemdir, yöntem, ölçü, kuralları var. İmkanı zati de öyle yok. İmkanı zati de aklı yok. Akıl bir cihazdır. Yaratılmış bir mahluktur. Bu sistemin içeriğiyle Allah'ça imkanı zati, her şey olabilir, imkanı zati. Vücut madde mesela, hatırıma gelen o. Hani ikisi de menzil ama akıl için vücut, vücut var hadi, akıl için vücut var. Adem yok, Adem duman eder aklı. Yani dolayısıyla imkan-ı zati, imkan-ı zati de vücut ve Adem, her şey var, her şey olabilir. Her şey var yani. İmkanat nihayetsizdir. Akıl ise muayyendir, budur, bu sudur. İmkan-ı zati boyama şimdi, imkanatı bu. İmanın sureti, okuyayım şu masum. Evet, masum bakayım. Sureti vücudidir, eylemdeki, fiildeki imanın. İman, kanuniyeti ispattır, hükümdür. Evet, hakikati ilimdir, mahiyeti zattadır. Çok güzel, ilim. Yani hakikat neydi? İlim, ilim denen hakikat, o şu anlarda işte söylüyor. İlim nedir? Esmaların bütünselliğidir yani, eylemsel halidir. Tasdik denen ilim. Evet, şimdi herhalde 8 dakikamız var. Şu 13. sayfayı okuyayım. Fazla da bir şey yok, ondan sonra kesin. Lebalar 76. Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Ha, hissiyat galip olsa, aklın muhakemesi demekle muhakeme aklı olduğunu, aklın bir sıfatı da tespittir burada. Muhakeme ve muvazene geçiyor ya şeyde, muhakemat 49. sayfada. Edile-i Nuriye, Nur talebelerinin 4 yöntemi hayatının içeriklerinde. Demek ki muhakeme aklidir. Lemalar 96. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Akıl görüyor. Radarın, navigasyonun vesaire gördüğü gibi. Mesela navigasyon bir yer gösterdi. Ama buradan Erzurum bana 3 saat. Sedat 3 saat. Navigasyon yazdı. Sedat hazır zamanı yaşarken Erzurum benim için istikbal. Peki navigasyonum Erzurum'u gösterirse ondan şüphe eder mi? Şüphe eden var mı? O zaman niye arabayı sürüyorsun? Çanak antenin de gösterdiği bir filmi, oradaki suretleri, sesleri gösteriyorsa çıplak gözle ben çanak uyduyu göremiyorum. Demek ki bir var orada bir şey. Benim ruhum da çanak anten gibi bekayı gösteriyor, ebedi gösteriyor. Bu noktada da bunda şüphe edilmez. Edilirse sönük akıl oluyor. Yani televizyon çanak anteni kaliteli değil, sönük gösteriyor. Navigasyonu da böyle şey gösteriyor. Onun gibi olur insanın. Uzaktan göründü. Yani uyduyu çıplak gözle, uyduyu kulakla göremezsiniz, duyamazsınız. Ama bunu duymayı, görmeyi çanak anten yaptığı gibi ahireti de gözle, kulakla değil, nasıl ki televizyon bunu yaptığı gibi ruhumuzdaki istidat ve kabiliyet, yani meyiller, istekler, elemler, arzular orayı gösterir, orayı tanımlar. Niye? Elemlerle cehennemin, ustad diyor, keyif ve lezzetlerle cenneti gösteriyor. Yani peki navigasyonun gösterdiği, televizyonun gösterdiğinden şüphe etmiyorsun da ruhunun aynasında gözükenlerden niye şüphe ediyorsun? Şüphe etmek demek ki çalışmıyor fazla. Lemalar 176 ve son. Hakaik-i maniyi tezif edip bozulmuş aklı, bozulmuşluğu nasıl anlarız? Aklı bozulmuşluğu nasıl anlarız? Veya nasıl bozulur akıl, nasıl tedbir alırız gibi. Bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak
Kur'an'a hücum edilmesidir. Aklı bozulunca 1. Hakaik imani tezif eder. 2. Yetişemediği şeye uğraf eder. 3. Dinsizliği tabiata bağlar. 4. Kur'an'a hücum eder. Bir daha. Akıl bozulunca veya bozulma yöntemleri. Nasıl akıl bozulur? Hakaik imaniyi tezif eder. 2. Yetişemediği şeye uğraf eder. 3. Dinsizliği tabiata bağlar. 4. Kur'an'a hücum eder. Ya. Burada kesiyorum. Ne yazmış burada? Onu okuyayım. Gökhan kardeş ne yazmış? Kulun beni tanımak istiyorsa evet ya Rabbi, o zaman kendini tanı. Bu asırda kendini en iyi bilmenin tanımının şartnamesi Risale-i Nur'umuzdur. Doğru. Şu alardaki imanın hakikati ilim dediği için. Evet. Allah iki cihanı da aziz eylesin. Bizi birbirimizden koparmasın. Bizi dünyada beraber ettiği gibi ahirette de beraber etsin. El merru me'e men ehebbe sırrı hadisi sırrına mazar eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Zaten yapamayız ki. Öyle bir cennet ki seni yalnızlaştırmış. Mükafat değil zannediyorum. O zaman zaten sözlerde de söylüyor. Cennet makamda kopmak anlamında değil. İstidat ve kabiliyet onlar oralardan istifade ve istifaza etme yöntemlerinde söylüyor. Cenab-ı Hak ahirette de hep beraber eylesin inşallah. Ba'ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavatuhu.